Şimdi yani cümlelerimi seçerek konuşmak istiyorum. Çünkü sonuç itibarıyla bu ittifaklar liderler inisiyatifiyle olmuştur. Ben Sayın Genel Başkanımızın seçimden hemen sonra bütün saldırılara, bütün eleştirilere, bütün hakaretlere rağmen bir tek siyasi partiyi tartıştırmadı. Hala da tartıştırmadı. Bir tek siyasi partiyi tartıştırmadı. Biz de sorduk kendisine, cevap vermedi. Gerçekten yazıklar olsun. Evet. Gerçekten yazıklar olsun. Kim konuşmuş Sayın Babacan? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nda böyle bir laf duydunuz mu? Sayın Davutoğlu, Sayın Akşener. Ya ne bu ayıp ya, gerçekten ayıp. Ve bütün içerideki, dışarıdaki gazetecilerin, televizyoncuların, parti içindeki muhalefetin eleştirisine rağmen Sayın Genel Başkanımız aslanlar gibi ertesi gün çıktı. Evet, altılı masaya sahip çıktı. Bu nedir ya? Hani tavuk su içer Allah'a bakar ya. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçileri sahada, sokakta yemediler, yedirmediler. Siz hepimize çalıştılar. Bu cevabın kime Sayın Babacan? Kime? Eğer Sayın Genel Başkanımızın böyle bir şeysi varsa eyvallah. Ama şimdi ya biraz önce de söyledim, çok enteresan bir şey. Yani başarının dostları, şey ortakları çoktur. Başarısızlıkların da mazeretleri o kadar çok ki inanılır gibi değil. Herkesin kendine göre bir gerekçesi var. Ya 2019'da maşallah herkes kendine payç. Ben olmasaydım bir gün Sayın Genel Başkan siz elbette siz olmasaydınız olmazdı demişti. Şimdi bakıyorum bir seçim yaşanmıştır. Evet, hepimiz iyi bir sonuç alalım diye bekledik. Bütün çabalarımız buydu. Bütün uğraşlarımız buydu. Ben televizyonlarda çokça ifade ettim. Hem sahayı bilen bir insan olarak Türkiye'yi dolaşmış, sandığı bilirim, müşahitlik yaptım, mücahitlik yaptım, seçim yönettim. Bu seçim güvenliği ile ilgili Sayın Genel Başkanıma defalarca anlattım. Sadece anlatmadım, mektup yazdım, video gönderdim. Altı liderin tamamına video gönderdim. Seçimden iki ay önce. Yani eğer bu partide konuşması gereken biri varsa o da Gürsel Tekin'dir. Hiç kimse kusuruma bakmasın. Ben de konuşayım var. Elbette başımın üstüne. Ve çokça yönetici arkadaşlarımızı tek tek aradım. Çünkü ben gidişatı görüyorum, bu ceberut yapıyı görüyorum. Bir yüksek seçim kurulu düşünün, bir ülke düşünün, seçime gidiyorsunuz. Ben aynı zamanda da dünyanın birçok ülkelerinde seçim izlemiş, seçimi denetlemiş bir siyasetçiyim. Seçim başladığı günden itibaren bütün denetimi o ülkenin yüksek seçim kurulundadır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Genel Başkan'la ilgili bir sahte video, sahte videonun içine bir terörist monte ediliyor ve günlerce devletin televizyonlarında, kanallarında haber oluyor. Bir tek savcı ve Yüksek Seçim Kurulu rahatsız olmuyor. Efendim sandık güvenliği falan filan, sandık güvenliğini ağlamasınız demiştim. Yine de aynı noktadayım. Hayır biz yaptık diyen arkadaşlarım gelsin karşıma otursun. Tane tane 81 il 191 bin sandıkta hangi sorunların olduğunu bilen bir insanım. 2011 yılında daha yeni Ankara'ya gitmişim, hiç beklemedim bir şeydi. Biz İstanbul siyasetçisiyiz. Ve bir seçimle karşılaştık. 3 ay, 5 ay sonra bir erken seçim oldu. Seçimden sonra bir gördüm ki evet Türkiye'nin çeşitli illerinde 8000 sandıkta 0 oy almışız. İlk işim Sayın Genel Başkanımı aldım. Seçimden sonra o 0 oy aldığımız yerlere gittik. Ne oluyor? Niçin oy alamamışız? Neden? Ve 2020 yılında bir televizyon kanalında Ankara'daki yönetici arkadaşlarımız, değişimcisi, değişmemişçisi falan hepsine sesleniyorum. Abilerim, kardeşlerim, dostlarım. Ya kardeşim bak yanlış gidiyor. Hatta işinizi gücünüzü bırakın, genel merkezi sadece bir nöbetçi bırakın, Anadolu'nun dört bir yanına gidin.
Milletimizin duygularına dokunun. Sahipsiz. Cumhuriyet Halk Partisi, Anadolu'ya gidiyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi, vatandaşın Cumhuriyet Halk Partisi bilgisi Sayın Erdoğan'ın anlattığı kadardır. Bu çok acı bir bu durum ya. Çok acı. Bunu siz gideceksiniz, anlatacaksınız kendinizi var ya. Şimdi geldiğimiz durum, bir seçim yaşanmıştır. Elbette muhasebesi yapılacaktır. Bunun muhasebesinin yapılabilmesi için Cumhuriyet Halk Partisi tarihimizin bütün dönemlerine baktığınızda seçimden sonra ister başarsın ister başarısız olsun mutlaka bir sorgulama, bir muhasebe olur. Ve bu muhasebe 100 gün devam etti. Bu hoş bir şey değildir. Yani Türkiye'nin bu kadar derin sorunları varken elbette talepler olacaktır. Ay, 100 günün elbette sonunda bir şey çıksa o çıkmaz. Da iyi. O da çıkmadı. 1500 zaten günde konuşsak bir şey çıkmaz. Bunun bir nedeni, ben yıllardır çocukluğumdan itibaren 17 yaşında gitmişim partiye. 19 yaşında gençlik kolu başkanı olmuşum. Bütün kademelerde görev yapmışım. Bütün bu değişim süreçlerine de tanıklık etmiş bir insanım. Vallahi siyasi partilerde iki temel şeyle değişim olur. Bunun bir tanesi olağanüstü kurultay yaparsınız. Eyvallah, buna hiç kimse itiraz etmez. Ya da olağan kurultay başlar. Olağan kurultayı, olağanüstü kurultayı yapamamışsınız. Sayın Genel Başkan da olağan kurultayı başlatarak tıpkı 90'lı, şimdi birçok insanlar böyle hani çok kolay geçmişi bilmediği için parti hafızasını da biraz kaybetti. Bu da çok yanlış. Bu konuda da Sayın Genel Başkan'ı eleştiriyorum. Hafızayı bileceksiniz. Neyi yaşadığınızı bileceksiniz. Ya bugünkü Tayyip Erdoğan'ın, Melik Gökçe'nin o koltuklarda oturmasının tek nedeni 92 ve 93 yılındaki bizim değişim adına çıkıp sonra dirişme, sonra da bölüşmeye dönüştüğümüz dönemlerdir. Üç parti çıktı. Ankara 3500 oyla aldı. Üç parti çıktı. Herkes unutuyor şimdi. Ve ilk parti o zaman Fransa'ya giden milletvekili, Allah rahmet etsin, Erdal Bey'in bütün çabalarına rağmen amana ihraç etmeyin, bir ufak bir cezayla geçiştirin demesine rağmen içerideki bu iç mücadeleden dolayı bu karar alındı ve o gün istifa eden milletvekilleri parti kurdular. O parti Sayın Erdoğan'ı 94 yılında destekledi. Evet. Yetmedi. Cumhuriyet Halk Partisi, şimdi eski genel başkanlarım konuşuyor, hepsini çok seviyorum. Seçim öncesi bölündük. 93'te bölündük. 92-93'te. 94'te belediyelerimizi Erdoğan'a, Meli'ye teslim ettik. 95'te birleşme kararı aldık. Ya bu var ya. Ya bütün buna baktığımızda bu gerçekten herkesin ciddi bir öz eleştiri yapması lazım. Ve Sayın Genel Başkan'ın dediği gibi gemiyi limana teslim edecek. Kongrelerimiz, kurultaylarımız ilk kez son 20 yıldır son derece demokratik bir yarış oluyor. Yarın da birçok ilçelerimizin yarışları var. Mahallelerde, ilçelerde. Hı hı. Kongreler biter. Hayali olan arkadaşlarımız o günü çıkar. Değişimle ilgili, dönüşümle ilgili neler varsa o gün anlatıversinler. Bugünden itibaren bu derin yoksulluğu gölgeleyecek cümlelerden vazgeçelim. Evet. Peki.